Hyundai Ioniq motor yük denemesi yapıyoruz. Başlayalım. Önce bir çalıştıralım. Şu an çalıştırma öncesi 12.6 voltla çalışıyor akümüz ve basıyoruz. Bir an 9'a indi ama şu an 12.1 volt, 11.12 volt. Motor yük arttı. Hala 12 volt, %18. %20 motor yükü. Evet, şu an normalleşti motor. 12.1 volt ve %20 motor yüküyle çalışıyoruz. Şimdi ilk yapacağımız şey bir farları deneyelim. Bakalım farlarımız açınca motor yükü veya şey değişecek mi voltaj. Park farlarını açıyorum. 12.6 volta devam. 120 motor yükü devam. Kısaları açıyorum. Ve motor yükü %24'e çıktı. Ve volt da 14.2 volta yükseldi. Sebebi alternatör motordan güç çekiyor. Farlarımızı açtığımızda motordan %3 kadar bir motor yükü oluşuyor. %3 bir çalma var. Şimdi sistemi açıyorum. Sistemi de açtığımda yine 23 volta devam. Uzunları da açalım. Evet, şu an 23-24 arası gidip geliyor. Peki, başka şey yapalım. Fanımızı açalım. Klima devreye girdi. Harareti şey yapalım. Ön camların buğularını açalım. Hepsini açalım. Tüm elektrik voltajlarını açalım. Motor yükü gördüğünüz gibi %39'a, 36'ya yükseldi. Fanı bir kademe daha açalım. Motor yükü %38'e yükseldi. Gördüğünüz gibi şey ayarında, ön cam buğu çözme ayarında. %38 devam. %30 oldu. Teyi açtığımız anda motor yükü %41'e ulaştı ve tekrar %29'a düştü. Kapatalım. Şunları da kapatalım. Evet, arabamızın kliması açık. Şunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Gördüğünüz gibi %20 ortalama. 13.5 voltta stabil kaldı. Yani demem o ki alternatöre çekim yaptığınız alternatörden güç çektiğiniz sürece aracınızın motoruna yük biniyor. %40'a kadar çıktığını gördüm ben. Ben sizlerin tavsiye yola çıkmadan önce şunu açın. Yani arabanızın ön cam buğusunu çözmek için. Şu an şey yapmıyor. Farlar kapalı iken motora fazla bir yük binmiyor. Yani farlar açık beklemek aracınızdan bayağı bir güç çalıyor. Bakın 14.2 volta çıkıyor abi. 12.5 volt böyle. Klimayı açıyorum. En son kademesinde ancak şey yapıyor. Devreye giriyor. Teybi açalım. Teyp bile motora yük bindiriyor ya. Her şey motora yük bindiriyor arkadaş. Biz ne yapacağız bilmiyorum ki. Böyle nasıl hyperlink olacak? Kapat. Tüpten benzine geçelim. Benzinden şey geçelim. LPG'den benzine geçtim. Motor yükü otomatikman 21'e düştü. Yükseldi. Tekrar LPG geçersem. Valla araba LPG'deyken daha az motor gücü çekiyor ya. Enteresan. Peki. Peki. Böyle olsun madem. Bu şekilde bir şey daha öğrenmiş olduk. Motor sıcaklığımız da hiç artmıyor. Maşallah. 74'te kalıyor öyle. Hadi hepinize iyi çalışmalar. İyi günler. Her neyse işte.